Güldağlı Anaokulu'nun yıl sonu mezuniyet gecesi Cuma akşamı amfiteyatroda gerçekleştirildi. Mezuniyet gecesi Bostanlı'daki Selfie Hareketi'nin eğitim kalan çocuklar için de unutuldu. Grup İra konseriyle başlayan program daha sonra miniklerin gösterileriyle devam etti. Programda hayırseverler tarafından bağışlanan eşyalar da Bosnalı şehit çocuklarına yardım amacıyla gerçekleşen kermesse satıldı. Elde edilen gelirlerin yetimlerin yanı sıra afet zedelerine de gönderileceği kaydedildi. Programda emeği geçen belediye başkanı Halil Aktaş'a da plaket takdim edildi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Aktaş, öğrencilerimizin büyük bir mutlulukla ve gururla takip ettik diye konuştu. Her aşamada özellikle bu kademede çok ilgilenmek lazım. İşin uzmanları diyor ki çocuk alacağının %90'ı diyor 0-6 yaş arası alıyor. Biz ne diyoruz? Hele bir ilkokulu bitirsin. Sonra diyoruz ortaokulu bitirsin. Hele bir liseyi de bitirsin. Zaten ondan sonra çocuk elden çıkıyor. Ağaç yaşken eğilir. O yüzden gerçekten bu yıllarda önem vermek lazım. İnegöl'ümüz bu konuda çok şanslı. Çok güzel anaokulları var. Kardeşlerimiz de bu manada çok hayırlı işler yapıyorlar. Güldağlı Anaokulu olarak. Kendilerine çok teşekkür ederim, kutluyorum. Az önce ilk çıktılar. Hepsi çiçek gibi birbirinden güzel değil mi? Biliyorum ki anne ve babaları burada. Çok kıvançlılar, çok mutlular. Allah uzun yıllar kıvandırsın, mutluluğunu artırsın. Lakin yanlış anlamayın ama ileriki yıllarda bazıları bunların Allah muhafaza bunlardan hiç çıkmaz ama canavara dönüşüyor. Sıkıntıya dönüşüyor. İşte o yüzden her aşamada, her kademede takip etmek gerekiyor. Bu hayırlı çalışmalar için emeği geçen özellikle hoca hanımlar sanırım. Ben onlara çok teşekkür ederim. Allah razı olsun diyorum. İHA İniyet Başkanı Fikret Bayram ve Bosna Hersek Derneği Eski Başkanı Nevzat Sert de programda kısa bir selamlama konuşması yapıp Bosna'daki felakete dikkat çektiler. Felaketi biz değil, bizim buradaki organizasyona vermemiz gerekiyor. Ama bir uygulama olarak bize verdiler. Allah razı olsun. Çünkü asıl desteği hem Bosna Hersek üzerinde hem İHA üzerinde sevgili kardeşlerimiz yapıyor. Ya gönüllüler yapıyor. Bu anlamda teşekkür ediyoruz. Bir başka hususu da belirtelim. Geçen sene burada Mehmetiyen'e ben vardım sunucu olarak. O ağır yükü taşıyoruz derken oradaki görevden sonra böyle bir ağır yük üzerimize geldi. Şimdi plaket aldık. Seneye ne olacak diye Şaban Bey korkuyla bekliyor. Program yine miniklerin gösterileriyle devam etti. Bak görüyor musun? Şu ağacı dağları ve nehirleri. Bu gördüğün her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Allah hiçbir şeyi şunu yaratır.